بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله أصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله ونفق حبيب الله فيما قال أو كما قال عزيز مؤمنين محترم Müslümanlar göz açıp kapayıncaya kadar Ramazan-ı Şerif'in son cumasına da böylece ulaşmış olduk. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Ramazan-ı Şerif'i hakkıyla ihya eden Allah'ın rahmetine, bereketine, mağfiretine nail olan salihler zümresine bizi de ilhak eylesin inşallah. Görüldüğü gibi süratle Ramazan günleri tükenmiş oldu ve ömür sermayemiz hızlı bir şekilde günler, saatler, dakikalar ardından yetişilmesi mümkün olmayan bir süratle tükenmeye devam ediyor. Aziz müminler, bu kim içinde eğer şuurumuz, idrakimiz, anlayışımız, hassasiyetimiz yoksa günün birinde ruh emaneti alınmaya geldiği zaman işin farkına varılacak, o zaman da iş işten geçmiş olacak. Böyle bir duruma düşmeden can emaneti alınmaya geldiği zaman değil, her dakika, her saniye şuurlu, iradeli, ihtiyara dayalı Allah'ın dinini, ahkamını, nizamını bütün gücümüzle, bütün varlığımızla, bütün hassasiyetimizle mücadele ederek müdafaa zemininde olmalıyız. Gaflet içinde, cehalet içinde, Allah korusun hıyanet içinde olmamak lazım. Allahu Teala cümlemizi yine rızasına, rahmetine mazhar eylesin. Zaman oldukça sınırlı, mübarek cami-i şerif de oldukça soğuk, farkındayım. Yani ağzımızdan çıkan buhar görüyorsunuz, soğuk olduğunu gösteriyor yerimizin. İnşallah seneye bu camiyi de ısıtmanın çaresine bakacağız. Artık nasıl mümkün olacaksa seneye bu camiyi de bir kalorifer nizamıyla, düzeniyle ısıtmaya bakacağız. Bu sene böyle geçti. Oldukça sıkıntılı oluyor. Cemaatimizi de geçen çok soğuk bir camide cemaat vaaz dinlemek için toplanmıştı. Ben farkına var, sonra vardım. Cemaatin yarısı hasta oldu yani. Ve böyle bir zeminde, böyle bir ortamda ne vaaz dinlenir, ne lezzet alınır, ne de netice verimli olabilir. O bakımdan inşallah seneye bu camiyi de ısıtmak tedbirini, cemaat-i müslimin bunun bir yolunu, bir çözümünü bulacak. Neyse, bugün artık zamanımız yettiği kadar Sure-i Yasin'de, Yasin suresinde çok cali bir dikkat bir ayet-i kerime var. Günümüzü de çok alakadar ediyor. Zamanımızı da çok ilgilendiriyor. Bu ayet-i kerimeyi bugün size arz etmeyi düşünmüştüm ama zaman oldukça az. Az zamanda çok şey söylemek lazım. O da verimi düşürüyor, randımanı düşürüyor. Ama Rabbimizin rahmetine sığınarak yine gücümüzün yettiği kadar, gözümüzün kestiği kadar bu ayet-i kerimeyi size arz edeyim. Estaizu billah. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهُ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Efendiler, Mekke-i Mükerreme'yi biliyorsunuz. Kur'an-ı Mübin
nazil olmaya başladığı zaman Allah tarafından Kur'an ayetleri gönderilmeye, Cibril-i Emin vasıtasıyla gönderilmeye başladığı zaman malumunuz olduğu üzere Mekke'de mevcut olan insanlar müşrik idi. Bakın müşrik iki heceli bir kelime. İtikat bakımından, inanç bakımından bir sıfatları vardı. Bu sıfatı iyi anlamak lazım. Neydi? Müşrik. Allah aşkına Müslümanlar bu kelimeyi anlayalım ya. Müşrik. Bakınız bu kelimeyi anlayamasak Mekke'yi vallahi anlayamayız. Kur'an'ın nazil olduğu günleri anlamak için müşrik kelimesini çok iyi anlamak lazım. Kur'an'da bu kelime dolu. Lakin üzülerek belirteyim ki Türkiye'de yaşayan Müslümanlar Kur'an kültürüne, Kur'an eğitimine, Kur'an yönetimine göre yönetilmediği için Kur'an'a dayalı, vahye dayalı kültürden mahrum bırakılmışız. Kur'an kültürü. İşte bundan dolayı da müşrik kelimesi bilinmiyor. Müşrik kelimesi çok önemli bir kelimedir. Vallahi eğer müminler, Müslümanlar bu müşrik kelimesinin manasını, meramını, maksadını, amacını, tarifini bilselerdi, bugünkü bütün fitnelerin farkına varacaklardı. Açık söylüyorum. Fakat ne çare? Müşrik nedir? Mümin nedir? Münafık nedir? Bütün bunlar Kur'an'da çok geniş anlatılmış kelimeler olduğu halde Kur'an'a dayalı bir eğitimden mahrum olduğumuz için, Kur'an kültüründen mahrum olduğumuz için bu kelimeleri açıkça bilmiyoruz. Bilmeyince meseleler aydınlığa kavuşamıyor. Çünkü kelimeler bilinmese mesele bilinmez. Kelimeleri bilmek suretiyle meselelere ancak nüfuz edebiliriz. Kelime olmadan ilim olmaz. Kelime olmadan vaaz olmaz. Kelime olmadan konuşmak olmaz. Kelimeler olmadan maksadınızı anlatamazsınız. Kelimeler olmadan kitap yazılmaz. Kelime, kelime, kelime. Müşrik kelimesi de çok müthiş bir kelime, mühim bir kelime, muazzam bir kelime. Bu kelimeyi bütün Müslümanların tek tek bilmesi lazım. Ne demek müşrik? Çünkü Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başladığı zaman Mekke insanları, Mekke ahalisi, Mekke yönetiminin bütün idare edenler ve edilenler müşrik idiler. Müşrik idiler. İşte bu müşrik olan insanlara Kur'an nazil olmaya başladığı zaman Kur'an'a inananlara, Allah'a inananlara, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e ve onun getirdiği meselelere, temellere, esaslara inanan insanlara hangi sıfat verildi? Mümin sıfatı verildi. Mümin. Müşrik olmaktan çıktılar, mümin oldular. Bak bir de değişiyor yani. Müşrik kelimesi iman edenler için orada kaldı, onun yerine mümin sıfatı geldi oturdu. Müşrik olmaktan çıktılar, mümin oldular. Şimdi Mekke halkı, Mekke'de yaşayanlar Kur'an nazil olmaya başlayınca halk ne oldu? İkiye ayrıldı inanç bakımından. İkiye ayrıldı. Ne oldu? Yani bir kısmı müşrik, bir kısmı da mümin oldular. Bak toplum bölündü ya. Birdenbire değişime uğradılar. Birdenbire topluluk farklı bir zemine çıktı. Ayrı bir hale geldi. Müşrik olanların yanında bir de mümin olanlar zuhur etti. Mümin olanlar. Mümin olanların İmanını aşığa vurdukları, ifade ettikleri bir kelime var. Mümin olanlar o kelimeyi söylemeye başlıyor ve mümin olduklarını aşığa vuruyorlardı. Bu kelime neydi? Hep beraber okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bu kelimeye ne diyoruz? Kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet. Veya bir diğer şekliyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Buna da kelime-i tevhid diyor. Bunu söyleyenler, buna inananlar, bunu ilan edenler mümin oldular. Böyle söylemeyenler, bunu ifade etmeyenler, tasdik etmeyenler de müşrik olarak kaldılar. Müşrik. Bakın toplum değişti. Ve neler ondan sonra meydana geldi biliyorsunuz. İslam tarihini inceleyen kardeşlerimiz bilirler. Şimdi
bu müşriklerle müminler arasında diyalog başladı. Şimdi meşhur bir kelime var, diyalog. Ne demek? Karşılıklı konuşma. Gavurca bir kelime, diyalog diyorlar. Türkçesi karşılıklı konuşmaya başladılar. Onlar onlara bir şeyler söylüyor, müşrikler müminlere, müminler müşriklere. Arada irtibat kesilmemiş yani, mümin olanlar müşriklerle görüşmüyor, konuşmuyor değil. Müşrikler de müminlerle konuşmuyor, görüşmüyor değil. Arada irtibat kesilmemiş. Yine konuşuyorlar, görüşüyorlar, birbirleri temasları var, teşebbüsleri var. Toplum mu? Yalnız kalamazsınız. Kendinizi bir eve bir odaya hapsedemezsiniz. Mekke'de de öyle. İşte okuduğum ayet-i kerime böyle bir karşılıklı müşriklerle müminler arasında karşılıklı konuşmalardan bir tanesi. Ve izâ kîle lehüm, müminler müşriklere şöyle söylerlerdi. Mümin olanlar, müşrik kalanlara, müşrik olanlara şöyle söylüyorlardı. Enfikû mimmâ razakakumullâh. Ey müşrikler! Allah'ın size rızık olarak verdiği servetlerden, nimetlerden, imkanlardan fakirlere de bir pay ayırın. Enfikû, infak edin, harcayın, hep kendiniz yemeyin. Hep kendinize harcamayın. Biraz da fakirlere, yoksullara, yetimlere, öksüzlere pay ayırın, pay pay derlerdi. Ve izâ kîle lehum. Onlara böyle söylerlerdi. Müminler müşriklere bunu söylüyorlar. Enfikû mimmâ razakakumullâh. Size rızkı veren Allah'tır. Zaten Mekkeli müşrikler de Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyorlardı. Efendiler, müminler, Müslümanlar, demin dedim ki müşrik kelimesinin manası bilinse her meselemiz çözülecek. Maksadı bilinse çözülecek. Çünkü müşrik kelimesinin ifade ettiği mana ile kafir kelimesinin ifade ettiği mana farklı. Çok farklı. Müşrik kelimesi ile kafir kelimesi çok farklı. Çok değişik bir anlam taşıyor. Kafir Allah'ın varlığını inkar ediyor. Unutmayın Allah aşkına. Kafir Allah yoktur diyor. Dikkat buyurun. Allah'ın varlığını evvela var olduğunu inkar ediyor. Müşrik Allah'ın varlığını inkar etmiyor, tasdik ediyor. Fark var mı yapıştı burada? Var. Birisi varlığını inkar ediyor. Müşrik Allah'ın varlığını inkar etmiyor, kabul ediyor. Farkı ne? Farkı bu. Ancak Allah'ın yanına bir Allah daha koyuyor. İkinci bir Allah daha koyuyor. Müşrik, şirk kelimesinden geliyor. Şirk, şirk kelimesi nereden geliyor? Şirket. Şirketi bilirsiniz. Memlekette bir sürü şirket var. Şirket, şirket, anonim şirket, limited şirket. Şirketi duymayan yoktur. Bir kişinin yanına bir kişiyi daha koyarsanız bu iki kişi ne olmuş olur? Şirket olur. Bir Allah'ın yanına ikinci bir Allah koyarsanız bu ne olur? Şirk olur. Bak şirk. İşte işte. Demek ki müşrik kelimesi çok önemli bir kelime. Ebu Cehil kesinlikle Allah'ı tanıyordu. Allah vardır diyordu. Allah'ın yaratıcı olduğunu biliyordu. Bizi yediren, bizi içiren, bizi besleyen Allah'tır diyordu. Bunlara yabancı adamlar değiller. Ayet-i kerimede bu mana var. Enfikû mimmâ razakakumullâh. Yani rızkı verenin Allah olduğunu vallahi Ebu Cehil biliyordu. Bakınız. Çok mühim bir nokta bu. Müşrik Allah'ın varlığını inkar etmiyor. Müşrik de bir kafir, korkunç Allah düşmanı. Ama farkı var işte. Kafirden farkı var müşrikin. Kafir Allah'ı temelden inkar ediyor. Yeryüzünü, gökyüzünü Allah diye bir şey yaratmıştır demiyor, kabul etmiyor. Ne Allah'ı yahu diyor, Allah Allah yok diyor. Bu kafir. Müşrik böyle demiyor. Gökleri Allah yaratmıştır diyor. Yeryüzünü Allah yaratmıştır diyor. Rızkımızı veren Allah'tır diyor müşrik. Yağmuru yağdıran Allah'tır diyor. Rüzgarı estiren Allah'tır diyor. Ana rahminde çocukları yaratan Allah'tır diyor. Kadınları erkekleri Allah yaratmıştır diyor. Bak buraya kadar müşrik iyi geliyor, iyi geliyor. Bir noktaya geliyor ayrılıyor. O Allah'ın gökleri, yeri, kadını, erkeği, hayatı, havayı yaratan Allah'ın yanına ikinci bir Allah koyuyor. Şirk. Ortaklık koyuyor, ortak.
Oradan bela başlıyor. Ebu Cehil ne söylüyordu? Kur'an-ı Kerim hepsi nasıl diyor bunları? Ama Türk milleti Kur'an'dan 70 senedir uzak tutulmuştur. Biliyorsunuz. Kur'an kültüründen, Kur'an eğitiminden uzak tutulmuştur. Az çok Kur'an eğitimine, Kur'an kültürüne dayanan İmam Hatip okullarının da başına geleni görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Nasıl şiddetle karşı çıkıyorlar? Sebep Kur'an'dır, Kur'an kültürüdür. Başka bir şey değil. Çünkü Kur'an hepsinden çıkıyor. Ebu Cehil ne diyordu? Allah gökleri yaratmıştır, amenna. Yeryüzünü yaratmıştır, amenna. Hayatı yaratmıştır, amenna. Dağları, bağları, çayları, nehirleri, dereleri, kuşları, çiçekleri, ağaçları neyse Allah yaratmıştır, amenna. Kadınları, erkekleri, ülkeleri, bölgeleri, beldeleri Allah yaratmıştır, amenna. Lakin Allah ülkelerin, bölgelerin, beldelerin idaresine karışmasın. Dünyanın nasıl idare edileceğine, bir şehrin, bir ülkenin, bir memleketin nasıl yönetileceğine karışmasın. Allah yaratıcı olsun, yönetmeye karışmasın. Bir yaratan Allah kabul edelim, bir de yöneten Allah kabul edelim diyordu. Bak şirk, şirket, ortaklık var. Kadınları Allah yaratsın, amenna. Fakat kadınların başına, bacağına Allah karışmasın diyordu. Kadınları ve erkekleri Allah yaratmıştır, amenna. Kadınlarla erkekler arasındaki münasebetlere Allah karışmasın, nikah nikah olmasın diyordu. Allah kadınları yaratsın, başını bacağını yaratıcı olsun, başına ne koyacağını, sırtına ne giyeceğini, neyle elbisesine, giyimine, kuşamına Allah karışmasın diyordu. Bunlara müşrik deniyor. Bugün böyle düşünenler var mı yok mu Müslümanlar? Vallahi hepsi müşriktir bunların. Hepsi müşriktir. Bakın nereden? Eğer şu kelimeleri, şu manaları eğer bilseydik, okullarda okutulsaydı, milletimiz, memleketimiz, gençlerimiz, yavrularımız şu Kur'an kültürünü alabilselerdi, bugünkü bu fesatların, fitnelerin, laikliğin, şunun, bunun, vallahi kimseye kabul ettiremezler, yutturamazlardı. Ama işte bakın nereden nüfuz etmiş? Cehaletten kaynaklanıyor. Bütün belaların kaynağı cehalettir. Kur'an'ın eğitiminden, Kur'an'ın denetiminden, Kur'an'ın yönetiminden, Kur'an'ın marifetinden, Kur'an'ın kültüründen mahrum olmaktan kaynaklanıyor. Tüm belanın kaynağı budur, cehalet. Müşrik kelimesi bilinmiyor. Ya o müşrik Allah'ı inkar etmiyor kardeşim. Müşrik Allah yoktur demiyor. Allah'ın yanına ikinci bir Allah koyuyor. Bir yaratan Allah, bir de yöneten Allah. İki tane Allah kabul ediyor. Allah yaratmaya karışsın, yönetmeye karışmasın diyor. Allah yaratmaya karışsın ama yönetmeye karışmasın. Allah'ın hükümleri ile hayat birbirine karışmasın. Biz nasıl istersek öyle kanunlar yapalım. Nasıl yaşamak istiyorsak öyle yaşayalım. Allah bizim işimize, gücümüze, siyasetimize, ticaretimize karışmasın diyordu Ebu Cehil ve bunun sıfatı müşrikti, Allah'ın düşmanıydı. Bugün bu felsefe, bu anlayış, bu inanış eğer hala bugün mevcutsa demek ki Ebu Cehil'in nesilleri hala yaşıyor. Yaşayacak da zaten. Bir mücadeledir İslam. Bir mücadeledir hayat. Kıyamete kadar kafir de olacak, mümin de olacak. Hiç kesilmeyecek, hiç bitmeyecek. Enfikû mimmâ razakakumullah. Allah'ın verdiği rızıklardan, bakın rızık rızık. Şu teneffüs ettiğimiz hava bile rızıktır. Yiyip içtiğimiz her şey rızıktır. Sırtımıza giydiğimiz bütün elbiseler rızıktır. Yer altındaki bütün varlıklar, madenler, ziynetler, kıymetler rızıktır. Her şey insanın menfaatine, insanın yaşamasına, insanın yetişmesine, insanın ayakta kalmasına yardımcı olan bütün maddeler, gıdalar, ziynetler, nimetler bir kelimeyle ifade edilmiş Kur'an'da. Rızık, er-rızku alallah. Bu rızkın fazlasından, ihtiyacın fazlasından fakirlere verin, yoksullara verin, çaresizlere verin diyordu müminler müşriklere. Verin ya yazık günahçı insanlar bak perişan deniyordu Mekkeli müşriklere.
söyleniyordu. Bakın müşrikler ne diyordu müminlere. Allah Allah. Alellezine keferu lillezine amenu. O kafirler de müminlere cevaben şöyle söylüyorlardı. Yani ihtiyacınızdan fazla olan elbiseyi, ihtiyacınızdan fazla olan gıda maddelerini ya fakirlere verin kardeşim, yardım edin, yardımlaşın, paylaşın, bölüşün, taksim edin dendiği zaman müşrikler Müslümanlara şöyle söylüyorlardı. Ayet-i kerime haber veriyor. Ne güzel. اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهُ Bakın kafirin mantığını görüyor musunuz? Müşrikin mantığı. اَنُطْعِمُ Biz mi doyuracağız? اَنُطْعِمُ اَطْعَمَ يُطْعِمُ İt'am, taam, yemek biliyorsunuz. Taam, yemek. Biz mi doyuracağız? Kimi? لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهُ Allah isteseydi bu fakirleri doyururdu. Allah'ın doyurmadığı fakirleri, Allah'ın aç bıraktığı, Allah'ın çıplak bıraktığı bu fakirleri biz mi doyuracağız ya? Git oradan, ne Allah'ı, ne fakiri diyorlardı. Biz niye doyuralım, biz niye besleyelim diyorlardı. Allah isteseydi bu fakirleri doyururdu, giydirirdi, yedirirdi, içirirdi. Allah yedirmemiş, Allah giydirmemiş, Allah aç bırakmış, Allah çıplak bırakmış. Bize de, biz niye yedirelim? Şeklinde. Bir mantıkla, bir düşünceyle bu paylaşma teklifini reddediyorlardı. Farkında mısınız? Ve bununla da kalmıyorlardı. İn entüm illa fî dalâlim mübîn. Siz açık bir çelişki içindesiniz diyorlardı. Hem yediren Allah'tır diyorsunuz, hem içiren Allah'tır, insana nimet veren Allah'tır, insana rızık veren Allah'tır. Ondan sonra şu fakirleri doyurun diyorsunuz. Bu ne biçim Allah ya? Hem aç bırakıyor hem de doyurun diyor. Diyorlardı. Bakın ne kadar ilginç bir konuşmayla Mekke müşrikleriyle Mekke müminleri arasında böyle diyaloglar var, konuşmalar var, görüşmeler var. Efendiler, demek ki bu müşrikler meseleyi hiç anlamamışlar. Hakikaten kafirlere bakın, müşriklere bakın, inkarcılara bakın. Kur'an'ın getirdiği mesajı, davayı, manayı hiç anlamamışlar ya. Yeryüzündeki nizamı, düzeni hiç anlamamışlar. O anlayışsızlıklarının da girdabında boğulmuşlar. Bir türlü hakkı anlamamışlardı. Allahu Teala hayatı da ölümü de yaratmasının sebebini açıklıyor Kur'an'da. Tebareke suresinde her zaman okuyorsunuz. Tebarekellezî biyedihil mülk ve huve alâ külli şeyin kadîr. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluveküm eyyüküm ahsenu amelâ. Şu ayete bak hele. Ellezî Allah öyle bir Allah ki halakal mevte ölümü yaratmıştır. Vel hayate, hayatı yaratmıştır. Hayatı yaratan Allah'tır, ölümü yaratan Allah'tır. Niye? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Ve hayatı yarattıktan sonra bütün insanları imtihana tabi tutmuştur, imtihan. İlahi nizam ile, ilahi ahkam ile, ilahi ahlak ile, verdikleriyle vermedikleriyle insanları imtihana sokmuş mudur, sokmamış mıdır Allah? İmtihan var. Onun için imtihan kelimesi mihnet kelimesinden geliyor. El mihnetü, dünyanın da ismi darul mihne. Mihnet yuvası, yani imtihan yuvasıdır. İmtihan, yeryüzünde bütün müminler imtihandadır. Zenginler varlıklarından imtihana çekilecekler. Fakirler sabırdan ve tahammülden imtihana. Yani zengin varlığının fakir yokluğunun imtihanını vermektedir. Hepimiz imtihandayız. İşte müşrikler bunu anlamıyorlardı. Bunun farkında değiller. Allahu Teala verdiği nimetleri, verdiği imkanları, verdiği fırsatları, kudretleri imtihan maksadıyla verdiğini beyan etmese biz de bilemeyeceğiz. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
Bir hayli ayetler var, imtihan edeceğiz. Denemeden geçiyoruz, imtihandan geçiyoruz. Servetimizin, şöhretimizin, sıhhatimizin, varlığımızın, yokluğumuzun imtihanı içindeyiz. Bütün hükümlerin gayesi bu, emirlerin gayesi bu, yasakların gayesi bu. Fakirlerin varlığının sebebi bu. Sebebi vücudu, sebebi hikmeti bu. Yoksa Allah isteseydi, bütün insanlar tok olurdu. Bütün insanlar iş sahibi olurdu. Bütün insanlar varlık sahibi olurdu. Bunlar Allah'a güç gelen şeyler değil ki. İsterse Allah bir anda bütün insanları aynı seviyeye getirir. Ama imtihan kalkar. İmtihan biliyorsunuz kimin çalışıp kimin çalışmadığını ortaya koymak için yapılır. Cennet ile cehennemin var olmasının sebebi nedir Müslümanlar? Cennet cehennem var. Ne dersiniz Müslümanlar? İmtihan ya. İmtihanı kaldırın. Allah'ın böyle bir muradını, maksadını kaldırın. Cennete, cehenneme lüzum kalır mı? Kalmaz. Hem cennete hem cehenneme inanıyorsunuz hem de imtihana inanmıyorsunuz. Olmaz böyle şey. Bu çelişkidir. Hem insana akıl verilmiştir diyorsunuz hem de sorumluluğa inanmıyorsunuz. Bu çelişkidir. Allah kime akıl vermişse ona sorumluluk vermiştir. Hayatının bütün hesabını Allah isteyecektir. Nimetler boşuna verilmemiştir. Dünyada da böyledir. Bir ev yapıyorsunuz, inşaatınız oluyor. İnşaat tamamlanıyor, imar alıyorsunuz, işten alıyorsunuz, elektrik döşüyorsunuz, su tesisatı, sıhhi tesisat döşüyorsunuz. Suyu size vermeden evvel, elektriği vermeden evvel gelip elektrik idaresi oraya bir su elektrik sayacı, elektrik saati takıyor mu takmıyor mu Müslümanlar? Takıyor. Niye elektrik sayacına, su sayacına ihtiyaç var? Ne kadar elektrik kullandıysan, ne kadar su kullandıysan onun hesabını senden isteyecek de onun için elektrik saati takıyor. Hesap vereceksin. Öyle keyfine göre kullanmak var mı? O halde Allah'ın sana verdiği bütün nimetler, servetler, imkanlar, fırsatlar, kudretler, ruhsatlar, her şey vallahi imtihan içindir. Billahi imtihan içindir. Neye sahipsen hesap vereceksin. Neyin sahibiysen onun hesabını vereceksin Müslüman. İşte zekat buradan çıkıyor. Yoksa Allah-u Teala'nın ne zekata ihtiyacı var, ne namaza ihtiyacı var, ne oruca ihtiyacı var, ne hacca ihtiyacı var, ne cihada ihtiyacı var. Ama imtihan maddesidir. İmtihandasınız, imtihandayız. Verdiği servetin, verdiği ticaret mallarının %2,5'unu zekat olarak istiyorsa vallahi imtihandasın. İmtihan içindesin. Vermeyen imtihanı kaybetmiştir. Veren imtihanı kazanmıştır. Bir mağazanın sahibi Müslüman. Allah imkan vermiş, sıhhat vermiş, kudret vermiş. Bu imkanları nasip etmiş, bahşetmiş bir mağaza açmışsın. Buzdolabı satıyorsun, çamaşır makinesi satıyorsun. İşte televizyon, video, radyo satıyorsun. Tamam tüccarsın. Eğer bütün bunları sana verenin Allah olduğuna inanıyorsan mükellefsin. Neyle? Her sene sayımını, dökümünü yapacaksın. Hesaplayacaksın ne kadar buzdolabı var mağazada. Ne kadar çamaşır makinesi var mağazada. Ne kadar radyo var, video var, televizyon var. Sayacaksın, döküm, sayım yapacaksın. Diyelim ki 1 milyar paraya tekabül ediyor. 1 milyarlık malın var. 1 milyarlık malın tespitini yaptın mı 25 milyon ayırıp zekat vermezsen vallahi cehennemliksin, billahi cehennemliksin. İmtihanı kaybettin. İmtihanı kaybettin Müslüman. İmtihan şuurundan saniye uzak kalamasın. İmtihan, imtihan, imtihan. Ama bugün beşeriyet bu nükteyi, bu muazzam noktayı kaybetmiş, bu istinat noktası, bu dayanak noktası. Bütün İslam medeniyetinin temeli bu. İslam ahkamının temeli bu imtihan. Hayatımızın imtihanını vermeye geldik Müslümanlar. Keyfimize göre yaşamaya değil, Allah'ın koyduğu imtihan ölçülerine göre yaşamaya geldik. Bunu anlatmazsak neslimize, bunu kabul ettiremezsek nefsimize Müslüman olamayız. Hayata gelişimizin manası kalmaz. Hayattan gidişimizin bir anlamı kalmaz. Ölçüyü kaybederiz. Bir lokantaya gidiyorsunuz, şundan ver, şundan ver, çorba, pilav, ekmek, yemek. Sana bir şey söyleyen yok. Hemen getiriyorlar, yiyorsun. Ama çıkarken, efendi,
şu bizim hesabımızı gör diyor musun, demiyor musun? Hesap var bak. Öyle yiyesin, içesin, gezesin, tozasın, kimseye hesap vermeyesin. Vallahi böyle bir şey yok. Hesap soracaklar. Zekatın esprisi, öz ruhu burasıdır. Varlığımızın imtihanını veriyoruz. Eline geçen parayı yatırmışsın altına, altına, altına. Bir beladır ama ne yapalım? Eline geçen parayı enflasyon denen canavar tüketmesin diye yatırmışsın dövize, dövize, dövize. Tamam, olabilir. Ama her sene sayacaksın, böyle tıkır tıkır sayacaksın. Kaç milyona balig olmuşsa, diyelim ki 100 milyon markın var. Marka çevirmişsin paranı, 100 milyon tutuyor. 100 milyona ulaşır ulaşmaz %2,5 demek olan 2,5 milyonu hemen çıkarıp Allah'ın verilmesini istediği yerlere vermezsen imtihanı kaybedersin, cehenneme gidersin. Cehennem bunun için var. Hadise bu. Ki o da ayrı bir beladır. Bugünkü ekonomik düzen, bugünkü siyasi düzen, bugünkü rejim, bugünkü sistem Müslümanları felaketten felakete sürüklemiştir. Bakın, paramızın değerini koruyamıyoruz. Paramızın değerini koruyamıyoruz. Bulmak için öyle bir tuzak hazırlanmış ki paranızın değerini korumak için iki gavurdan birisine gidiyorsunuz. Ya Amerika'nın dolarına ya Alman'ın markına yatırıyorsunuz. Kafirin parasıyla paranızın değerini korumaya kalkıyorsunuz. Allah katında ise kafirin bir kıymeti, bir hükmü, bir şahsiyeti yoktur. Bugünkü Müslümanlar kafirlerin parasıyla parasını korumanın zilletine ve şerefsizliğine düşmüş mü, düşmemiş mi? Düşmüşüz. Zavallı Müslümanlar, zavallı Müslümanlar. Parasının şerefini korumak için şerefsiz Amerikalının dolarına mecbur hale gelmiştir. Zavallı Müslümanlar, parasının değerini korumak için kafir Alman'ın Allah katında hiçbir kıymet olmayan, kıymeti imaniyesi olmayan Alman'ın markına gidip teslim olmuştur. Vallahi bu zillettir, aşağılık bir harekettir. Bizi bu hale getirenleri Allah-u Teala ıslah etsin. Islah olmaları kabil değilse kavru perişan etsin. Bugünkü Müslümanlar her bakımdan zillete düşürülmüştür. Paramızın değerini koruyamıyoruz. Çocuklarımızı koruyamıyoruz. Irzımızı koruyamıyoruz. Ahlakımızı koruyamıyoruz. Şerefimizi koruyamıyoruz. De meydanda. Nasıl koruyacaksınız? Televizyonun kanallarından vallahi pislik akıyor. Televizyon kanallarından zina akıyor. Fuhuş akıyor. Eşcinsellik akıyor. Haydi koruyun çocuklarınızı. Haydi koruyun bakalım Müslümanlar. Bosnalı Müslümanlar ırz ve namusunu koruyabildiler mi? Koruyamadılar mı? Vallahi koruyamadılar. Niye? Silahları yok. Silah fabrikaları yok. Silah sanayileri yok. Koruyamadılar. Amerika silah verecek de, Almanya silah verecek de namuslarını koruyacaklar. Olmaz böyle şey. Yarın öbür gün Türkiye'ye de böyle bir Hristiyan kavgası ve savaşı başlarsa, Türkiye'ye de Hristiyanlar saldırırsa, biz Müslümanlar olarak hani bizim silah fabrikalarımız? Cumhuriyet kurulalı 70 sene olmuş, bir tane silah fabrikası yok. Amerika'dan silah bekliyoruz. Almanya'dan silah bekliyoruz. Gavurun silahıyla Müslüman namusunu koruyamaz. Gavurdan gelecek silahlarla siz namusunuzu, vatanınızı koruyamazsınız. Demek ki namusumuz Amerika'nın ipoteki altındadır. Hani bağımsızlıktan bahsediyorlar? Silah fabrikaları olmayan, sanayileşmemiş, güçlenmemiş, endüstri düzenini kuramamış milletler vallahi bağımsız değildir. Billahi bağımsız değildir. Hangi bağımsızlığa bahsediyorsunuz? Bir Kıbrıs çıkartması bakın memlekete neye mal oldu. 1974'te Kıbrıs çıkartmasından beri enflasyon canavarı durdu mu durmadı mı? Duramadı, durmadı. Savaşamazsınız. Silahınız yoksa vallahi savaşamazsınız. İşte Bosnak Müslümanlar, Saraybosna'daki Müslümanlar savaşamıyor. Silah yok. Avrupalılar sanayileşmiştir ama Müslümanlar enayileşmiştir. Hristiyanlar sanayileşmiş, Müslümanlar enayileşmiştir. Hala bu enayilik devam ediyor.
Hala dışarıdan silah bekliyor Müslümanlar. Hala uçak fabrikaları, hala atom sistemleri, hala nükleer enerjiye geçememişler. Hala sürünüyoruz, hala sefiliz. Balkanlara tamamen hakimdi. Düşünün, 500 sene Yugoslavya'da Osmanlılar kalmış ecdadımız 500 sene ya. 500 sene zarfında Yugoslavya'da, 500 sene zarfında Balkanlarda bir tek Hristiyan'ın ve Müslüman'ın burnu kanamamıştır. Bosnaklar, Sırplar, Arnavutlar hiçbirisi zayi edilmemiş, kan dökülmemiş, adaletle 500 sene hükmetmişler. Osmanlı'dan sonra Balkanların haline bakın. Hala kan gövdeyi getiriyor. Hristiyan kafirler, Hristiyan Avrupalılar görüyorsunuz bir kedinin fareyle oynadığı gibi Müslümanlarla oynuyorlar mı oynamıyorlar mı? Vallahi oynuyorlar. Havadan paket atacaklar da Müslümanlar karnını doyuruyor. Öyle Müslüman yere batsın. Hristiyanlar havadan paket atacaklar, Müslümanlar karın doyuracak. Yazıklar olsun böyle Müslümanlara. İmtihanı kaybetmişiz. Kısa zamanda toparlanmak lazım. Kısa zamanda İslam davasına bütünüyle sahip çıkarak elimizi ayağımızı bağlayan, gözümüzü kulağımızı bağlayan bütün kayıtlardan sıyrılıp kurtulmak lazım. Böyle kalamayız. Bu izzetsizlik, bu muazzam zillet ile daha fazla devam edemeyiz. Çocuklarımız bize lanet edecekler. Böyle gidemeyiz. Onun için Ramazan ayı çıkmadan Müslümanlar zekatlarınızı hesaplayın, Allah'tan korkun. O ticaret mallarını veren Allah olduğuna inandıktan sonra zekat vermemenin mantığı yoktur. Bak, enfiku mimma razakakumullah, bu rızkı size veren Allah'tır diyor. Allah olduktan sonra veren o, alan o. Olduktan sonra bir anlamı yok ki vermemenin, bir izahı mantığı yok. Müslüman için bir mantığı yok bu işin. Zekat vermemenin, fitre vermemenin anlamı yok. Mükellefiyet devam ediyor. Yoksa biz dünyanın hamallığını yapmış oluruz. Eşyanın hamallığını yapmış oluruz. Ölür ölmez o servetin, o imkanların, mağazaların, menkul gayrimenkul varlıkların senin değildir artık. Senden sonrakilerindir. Senden çıktı. Sen hamallığını yaptın. Hamal nedir? Başkasının malını sırtında taşır, 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 verilen adrese getirir, sırtındaki malı bırakır döner. Bugün dünyada, dünyalık mallar da eğer zekatını vermiyorsan, tasadduk etmiyorsan, paylaşmıyorsan, yedirmiyor, içirmiyor, kullanmıyorsan, o hamalın sırtındaki yabancı bir mal gibi götürüp ölür ölmez sen mezara, eşyan geriye dönmüyor mu? Hamal değil misin? Hamallık etmeye mi geldi Müslüman dünyaya? Dünyanın hamallığını, eşyanın hamallığını yapmaya mı geldiniz Müslümanlar? Allah'tan korkun. Hazreti Mevlana bir şey anlatıyor Mesnevi'de. Kısaca nakledip geçeyim. Zaman azaldı, cemaatimiz de daraldı, kapıda biriktiler, ayakta kaldılar. Vallahi rahatsızım, ne yapacağız bilmiyorum ki. Mevlana diyor ki, adamın birisi vardı diyor, hırslı, ihtirası, dünyaya, eşyaya, altına meraklı, büskün bir adam vardı. Eline geçen bütün imkanları altına çeviriyordu. Altın, altın. Bugün de öyle maalesef. Bugün de eline geçen parayı eğer bir arsaya, bir araziye yatıramıyorsa götürüp altına yatırıyor, dolara yatırıyor, efendim marka yatırıyor. Bu da bir felaket. Müslümanlar dolara koştukça, dolara, marka talep arttıkça öbür tarafta Amerika ve Almanya kuvvetleniyor mu, kuvvetlenmiyor mu söyleyin. Demek Müslümanlar kafirlerin kuvvetlenmesine sebep oluyorlar. Nereye bakarsanız pislik. Hesap vereceğiz hayatınızdan. Siz dolar aldıkça dolar yükseliyor. Mark aldıkça mark yükseliyor. Çünkü talep arttıkça çok istenen şeyin fiyatı ne olur yükselir. Biz yükseltiyoruz. Sistem bakın bizi nereye sokuşturdu? Hangi tuzağa düşürdü? Batı, vallahi Amerika ve Avrupa laiklikle teklif ettiği idari sistemle bizi kendi tuzaklarına düşürmüşlerdi. Avrupa Müslümanları iktisaden ve siyaseten vallahi tuzaklarına düşürmüşlerdir. Tuzak, tuzak, tuzak. Kurtulmak lazım bu tuzaktan. Eline geçen parayı diyor Mevlana, bu haris adam, bu hırslı adam altına çevirildi, altın altın. Nihayet altınları çoğaldı diyor. Bir torba oldu böyle. Bir torba altın. Altınlar çoğalınca adamın diyor huzuru da azaldı, huzuru kaçtı.
Bu altınları nerede saklayayım? Hani güven problemi nereye? Nereye güvenecek bu adam? Nereye saklayacak bu altınları? Başladı diyor sıkılmaya, sıkıntıya düştü. Bu altınları nasıl saklayayım? Çaldırmadan, kaybetmeden, efendim hırsıza, yan kesiciye kaptırmadan bu altınları nasıl muhafaza edeyim? Adama bela oldu diyor. Falancaya versem adam ölür, evladı çalar. Şuraya koysam şu olur, bu olur. Bin bir merakla diyor. Aradı, düşündü, lakin çare bulamadı. Sonunda diyor, aklına kabristan geldi. Kabristan, yani mezarlık. Çünkü mezarlıkta dünya malı olmaz. Mezarlığa dünyalık için kimse gitmez. Mezarlıkta eşya olmaz, madde olmaz. Hani mezarlık, gitti diyor mezarlığa, boş bir kabir buldu, çukur buldu, altınlarını saydı, torbayla o kabirdeki çukura gömdü diyor ve çıktı. Elhamdülillah dedi diyor, parayı sağlama aldık, buraya kimse gelmez, burada eşya olmaz, kimse dünya için kabristana uğramaz, paramı emniyete aldım dedi diyor. Vallahi bugünkü Müslümanların hali budur. Mevlana bunu tabi temsil olarak anlatıyor. Geldi lakin insanoğlu tabii çok tereddütlere müsait bir insan. Bu sebeple hani insanda bile vesvese var, şeytan var, şu var bu var. Yüvesvisü fî sudûrin nâsi minel cinneti ve nâs. İnsanı vesvese veriyor şeytan. Biz parayı kabirin çukuruna, mezara gömdük ama birisi acaba anladı mı, taktı mı, buldu mu, geldi mi, gitti mi? Başladı merak etmeye diyor. Sabahleyin hemen kalktı, doğru mezarlığa gitti. Tamam, baktığı yerinde elhamdülillah. Döndü diyor, ertesi gün yine gitti. Her gün mezara gidiyor. Etrafın dikkatini çekti. Ya bu adam her gün niye mezara gidiyor? Mezar ziyareti her gün olmaz ki. Üstelik bu adamın ölüsü mölüsü de yok. Niye kabristana gidiyor? Hırsızlardan birinin dikkatini çekti diyor. Hele peşine bir şeyin bakayım. Altınların diyor sahibi önde gitti kabristana doğru. Hırsız peşinde çaktırmadan devam etti. Ve adam mezara girdi diyor. Bir süre kaldı, bekledi. Çıkarken neşeyle çıktı. Pusuda bekleyen hırsız da o çıktıktan sonra o kabire girdi. Bir de baktı ki diyor, ooo bir torba altın. Allah Allah, bu adam enayi mi ya, gömmüş buraya bunu. Hemen diyor koştu, heybesini getirdi. O torbanın içindeki altınları saydı. Kendi heybesine boşalttı. O torbanın içine de kaç tane altın varsa sayısınca çakıl taşı. Topladı, doldurdu, aynı yere gömdü diyor Mevlana. Ertesi sabahkine altınların sahibi merakla kabristana geldi. Hırsız da meraktan onun peşinden geldi. Hele ne yapacak? Nasıl çatlayacak? Nasıl bağıracak adam? Bir hadise tabii. Hırsız diyor bir kenara yattı, pusuya kaldı ve neticeyi bekledi. O mezara altınlarını gömen adam diyor girdi. Birkaç dakika sonra diyor kıyameti kopardı. Eyvah altınlarım, paralarım, malım gitti, param gitti, hayatım gitti. Yoldan geçen bir yolcuymuş gibi diyor hırsız kalktı. Hayırdır kardeşim dedi diyor, burada para ne arar ya, bura mezarlık. İşte biz de bu maksatla buraya paramızı gömmüştük ya dedi diyor efendi. E ne yapardın bu parayı? Saklardın. Zekatını verir miydin? Olur mu ya, %2,5'unu vere vere biter dedi diyor. Yer miydin? Hayır. Hayır yapar mıydın? Hayır. Hasenat yapar mıydın? Hayır. Çoluğa çocuğa harcar mıydın? Hayır. Eşe dosta bir şey? Hayır hayır. Öyleyse de diyor ey enayi. Senin için ha çakıl taşı ha altın, bu taşları da öp git. Madem yemiyorsun, kullanmıyorsun, harcamıyorsun, zekat yok, hayır yok. Ha çakıl taşı ha altın, ne fark eder? Hayvan oğlu hayvan dedi diyor. Hamallık ediyorsun sen. Yemiyorsun, içmiyorsun, kullanmıyorsun. İnsanlara hizmet etmiyorsun, topluma, millete, fakire, fukaraya, Allah yoluna. Burada ha altın saklamışsın, ha çakıl taşı, ne fark eder? Onu da öp git, bunu da öp git dedi diyor. Mevlana misal veriyor yani. Bugünkü insanlar, zekat vermeyenler, yardım etmeyenler, topluma, ümmete, cemaate, millete hizmet etmeyenler, vallahi dünyanın hamallığını yapıyorlar, billahi hamallık yapıyorlar. Yazık, ölür ölmez sırtını yere atacak, bankirde kalacak. Bunun için mi tükettin hayatını Müslüman? Bunun için mi hayatını harcadın? Bu anlayışla ahirete gidemezsiniz. Bu anlayışla hesap veremezsiniz. Bu anlayışla cennete gidemezsiniz. Nasıl cennete gidemem hocam? Sen kafadan konuşuyorsun. Haşa. Kafadan konuşan bir hoca felakete maruz kalır. Ayetten konuşuyoruz. Hangi ayet? لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ayeti var. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ. El birru tefsiri el cennete diyor.
cennete nail olamazsınız, cennete dahil olamazsınız. Hatta tünfiku harcamadıkça, varlığınızı, servetinizi, imkanlarınızı zekat yoluyla, teberru yoluyla, tasadduk yoluyla, fitre yoluyla, fidye yoluyla harcamadıkça, paylaşmadıkça, mimma tuhibbun, hem de çok sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça cennete nail olamazsınız diyen Hazreti Allah'tır Müslümanlar. Ben söylemiyorum. İşte elimizde Kur'an-ı Kerim var. Eğer Kur'an kültürüne sahip olunsaydı herkes bu ayetleri bilecekti. Herkes böyle düşünecekti. Ama ülkede Kur'an'a dayalı bir düzen yok. Kur'an'a dayalı bir eğitim sistemi yok. Kur'an'a dayalı hiçbir şey yok. Kur'an sadece ölülerin ruhuna okunan bir kitap haline gelmiş. Ölülerin ruhuna işte hocam babamın ruhu için bir Kur'an okutacağım diyor. Ya gel de ben evvela senin ruhunu okuyayım ya. Sana okuyayım bu Kur'an'ı. Baban gitmiş. Baban artık mükellef değil Kur'an'la. Mükellef olan Kur'an'la biziz. Biz Kur'an'ı anlamamışız. Biz Kur'an'ı ölülere okuyoruz. Ezan okundu zannediyorum. Mevlana'dan bir misal daha vereyim de Allah aşkına müsaadenizi alayım, keseyim. Mevlana diyor ki, Kur'an Müslümanların dertlerine çaredir. Kur'an Müslümanların bütün problemlerine çözümdür. Amenna. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Bakın ayet açık. Biz Kur'an'ı müminlere şifa, deva, çare, çözüm olsun diye gönderdik diyor. Ama bizim hiç meselemiz çözülmüyor. Mevlana bunu çok ustaca, Mevlana dehşet, ustaca şunu açıklıyor. Diyor ki, Allah-u Teala Kur'an'da bir de bal dediğimiz şey için şifa tabirini kullanıyor. Bal, bal. Bal arısının ürettiği bir bal var hani malumunuz. Onun için Rabbim ne diyor? Fihi şifaun linnas. Balda şifa var insanlara. Bal yedin mi şifa. Mevlana buradan temsil getiriyor. Diyor ki, bir kimse dünyanın en mükemmel, en muazzam, en musaffa, arı, duru, hilesiz bir balını kavanozun içine doldurup, kavanozun da kapağını sıkı sıkı kapatıp, o kavanozun içindeki balı dışarıdan camdan yalarsa, o balı dışarıdan yalıyor. Ama bal içeride, kapağı kapalı kavanozun, dibini yapıştırmış buz gibi cama yalıyor. Bu bal o adama şifa olur mu olmaz mı diyor. El cevap olmaz. Çünkü içine alamamış, o balı kendisine getirememiş. Bal ile kendi arasında cam var, engel var, hain var. Aynen diyor Kur'an-ı Kerim'i de yüzünden okuyup da, ezbere okuyup da içine girmedikçe, içindeki hükümler, ayetler, emirler tatbik edilmedikçe hiçbir netice alamazsınız. Ezbere Kur'an okuyup, yüzünden Kur'an okuyup da ahkamıyla amel etmeyen insanın hali, içinde dünyanın en muazzam balı bulunan kavanozu dışından yalayan ahmak gibidir diyor. Hiç de olmaz. Bugün halimiz de budur Müslümanlar. Allah aşkına böyle giremeyiz. Mükellefiyetlerimizin farkında olalım. İşte Ramazan çıkmak üzere. Geldi geçiyor. Bitti yani. Yarın Kadir gecesi. Nihayet bitiyor. Bütün imkanlarımızı kullanarak Ramazan çıkmadan ve Ramazan'dan sonra da İslam'ın mücadelesini, İslam'ın muhafazasını Allah bizim muhtemize vermiştir. Melekler mükellef değil, biz mükellefiz. Devam edelim. Allah'ın lütfuyla, Rabbimizin inayetiyle muazzam gelişmeler var, çalışmalar var. Ama ehli küfür de iyice kabardı, iyice tükürdüler. İnşallah 2000 yılına ulaşmadan İslam'ın devletini kuralım diyoruz inşallah Teala. Bir gayret edelim Allah'ın inayetiyle. Öylece dersimi kesiyorum. Akşama da nasip olursa, soran kardeşlerim olduğu için söylüyorum. Akşama da Türk İş blokları var biliyorsunuz. İmes'ten ötede Türk İş blokları var. Orada da büyük bir cami yapılıyor. 1400 metrekarelik bir alana muazzam bir cami inşaatımız var. Alt katında namaz kılınıyor. Akşam teravihten önce orada olacağım nasip olursa. Yarın Kadir gecesinde de yine aynı yerde. Müftülüğümüz olarak arkadaşlarımız, hoca arkadaşlarımız eğer durum müsait olursa sahur saatine kadar. Değilse zamanımız yettiği kadar Kadir gecesinde Türk İş bloklarındaki camide icra edeceğiz inşallah. Kardeşlerimizin vakti, zamanı olanlar gelebilir, takip edebilir. Hak Teala cümlemizi hizmet-i diniyede daim eylesin inşallah.